Bugün lig maçlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince fazla maçı incelemeye çalışacağım. 4 tane var. Biraz hızlı gidebiliriz o yüzden. Geriye maç kalmasın diye incelemediğimiz. Ama kalırsa da artık daha sonra inceleyebiliriz onu. Tabii oyuncu sayısı arttıkça, maçlar arttıkça böyle bir çalışmaya sığmamaya başladı. Bakalım olmadı. Oyun yorumu videosu gönderebilirim tabii ki de. Şimdi bu ilk inceleyeceğimiz maç Mehmet ve Nevriye'nin maçı. Nevriye yok burada galiba ama Mehmet var. Görüyorsunuz sanırım siyah Nevriye, beyaz Mehmet görünüyor olması lazım. Başlayalım hemen. Burada klasik köşeler paylaşılmış. Daha sonra siyah kendi köşesini güçlendirmiş, zıplamış. 4-4'te taş varken bu zıplama hamlesi var ama daha çok yapılan köşeyi savunmak istiyorsanız bu keyma hamlesini öneririm. Yani 3. satırdan. 4. satırda bir taş varken bir sonraki hamleyi 3. satıra yaparsanız daha çok alan almaya yönelik bir hamle oluyor. Bu hamle de var. Bu da ortada güçlenmek için. Ama çok fazla görmediğim bir hamle bu. Yani profesyonel oyunlarda çok fazla görmüyorum. Ama yapılıyor tabii ki. 3-3'e girilmiş. Bir yerden kapatmış siyah, beyaz uzamış, siyah hane yapmış. Yani şu ana kadar olan hamleler gayet iyi. Yani hiçbir hata yok. Beyaz da hane yapmış. Siyah bir daha hane yapmış. Burada arkadaşlar 3-3'e girdikten sonra bir taraf kapatıyor, diğer taraf uzuyor. Daha sonra hane var. Burada başka cevaplar da var da. Şimdi bugün size söylemek istediğim haneden sonra bir kere daha burada beyaz hane yaptıktan sonra şu noktada siyahın 2 tane seçeneği var arkadaşlar. Birincisi uzamak, ikincisi hane yapmak. Yani hane yaptıktan sonra geriye bir sürü zayıf nokta kalıyor da diyebilirsiniz. Burada siyah hane yapmış, hane hamlesi de var. Yani bu hamle de var ama sizin çoğunlukla gördüğünüz bence buradaki uzama hamlesi 3-3'e girdikten sonra burada pardon beyaz da uzuyor, siyah da uzuyor gibi böyle beyaz köşeyi alıyor, siyah duvar örüyor gibi bu Joseki'yi bildiğinizi düşünüyorum. Ama tam bu noktada beyaz pardon siyah bir kere daha hane yapabiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi siyahın zayıf noktası var şu noktada. Burada da var, burada da var. Kesme noktası var ama burada beyazın da bir zayıf noktası var. Bu Joseki de beyaz bu taraftan bir kere siyahı kesiyor, ateri çekiyor, siyah bağlıyor. Beyaz daha sonra dönüp bu taşı alıyor. Siyah tekrar kesiyor, beyaz taşı alıyor, siyah da uzuyor. Burada gördüğünüz gibi siyah köşeyi almış oldu. Beyaz da kenara doğru bir ponnuki almış oldu. Bu dört taşlık şu şeklin adı ponnuki arkadaşlar. Ponnuki çok güzel bir şekil. Hatta Go'daki en iyi şekil diyebilirim. Şöyle yazayım. Ponnuki. Burada bir de sente beyazda kalıyor tabii. Beyaz burada isterse bu kenara doğru zıplayabilir, isterse ortaya doğru zıplayabilir. İsterse başka bir yere bile oynayabilir burada. Yani pardon şu yanlış oldu. Farklı bir yere bile oynayabilir ki burada siyahın beyazı öldürmesi çok zor. Yani buradan gelse beyaz bir şekilde ortaya kaçar. Şöyle yapsa şuradan zıplar beyaz. Yani orada beyazı öldürmesi çok zor siyahın. O yüzden burada ponnuki almak büyük arkadaşlar. Yani köşeyi kaybettik de diyebilirsiniz ama burada beyaz gayet durumu iyi şu anda. Biraz geriye gelecek olursak tekrar edelim. Bu noktada siyahın tekrar hane yapma şansı var. Beyaz burada kesiyor. Siyah ateri çekiyor. Siyah bağlıyor. Beyaz da bu taşı alıyor. Şunu sorabilirsiniz. Beyaz neden burayı bağlayıp köşeyi almıyor? O zaman siyah dönüp burada uzadığı zaman beyazın köşesi çok büyük olmuyor. Yani normalde bakın şu noktada siyah uzasaydı eğer beyaz bu şekilde oynayarak daha fazla alan alabilirdi köşede. Ama orada şu noktada siyah hane yaptığında
bu noktada beyaz bağlarsa o zaman beyaz orada biraz hapsolmuş gibi oluyor. Yani çok fazla alan almamış oluyor. Aynı zamanda siyah da iki kenarda da çok güçlenmiş oldu. O yüzden burada beyaz köşesini savunmuyor tam bu noktada. Dönüp diğer taşı alıyor. Siyah da kesiyor, beyaz alıyor, siyah uzuyor. Burası tamam mı arkadaşlar? Biraz karışmış olabilir. Süper. Devam edebiliriz o zaman. Peki oyunda siyah ne yapmış? Şimdi biraz ona bakalım. Beyaz kesmiş, siyah bağlamış, normal gidiyorlar. Beyaz bunu almış. Siyah buradan kesmiş. Daha doğrusu kesmemiş de ateri çekmiş. Şimdi bu noktada beyaz uzamış tabii taşı ateri de olduğu için. Siyah bir de buradan ateri çekmiş. Beyaz da almış. Şimdi burada siyah şu fırsatı kaybetti arkadaşlar. Artık siyah buradan kesip köşeyi alamaz bakın. Neden? Çünkü şu noktada şu kareyle işaretlediğim noktada artık bir siyah taş yok. Artık siyah buradan kestiğinde beyaz rahatlıkla bu siyahı alabilir. Ama biraz önce kesseydi mesela tam bu noktada buradan ateri çekmek yerine buradan kesseydi ateri çekseydi şimdi oradaki beyaz taş ateri de. Beyaz artık bu taşı almak zorunda. Şimdi dönüp siyah köşeyi alabiliyor işte. Yani bir hamle yanlış oynadığı için köşeyi kaybetmiş oldu siyah burada. Buraya uzamış. Beyaz da tabii siyah köşeyi almadığı için şu gruba saldırabiliyor şu anda. Çünkü bu grubun iki gözü yok henüz. Aynı zamanda şuradaki siyahlar da zayıf. Ama tabii yukarıdaki siyahlar daha zayıf. Siyah burada hane yapıyor, beyaz uzamış. Biraz hızlı gidelim. Burada beyaz için uzama hamlesini önerebilirim. Yani şu hamle biraz daha güzel. Çünkü bu noktada orada siyah taş olduğu için bunu yaptığınızda orada zayıflıklar oluşabilir. Mesela burada siyah hane yapabilir, buradan hane yapabilir. Eğer önünü kapatırsanız bu sefer siyah buradan ateri çekebilir. Bağlarsanız bu sefer ne olmuş oldu? Siyah buradaki taşlarını kurtarmış oldu. O yüzden orada çok zayıflık bırakmadan beyazın sağlam gitmesi lazım. Bu şekilde uzaması lazım. Neden? Çünkü eğer siyah buradan hane yaparsa o zaman beyazın bu şekilde kesme hakkı oluyor. Siyah buradan ateri bile çekse sonuç olarak oradaki siyahlar zayıf, değil mi? Buradaki siyahlar zayıf. İki göz zor yapar. Yapamaz. Aynı zamanda siyah da zaten bakın siyahın burada kesme noktası var, burada kesme noktası var, burada kesme noktası var. Yani orada beyazın risk almaması gerekiyormuş. Şu uzama hamlesi gayet güzel. Bakalım burada siyah ne yapmış, saldırmış mı? Bunu pardon benim hamlem. Siyah zıplamış burada. Siyah biraz daha saldırabilirdi oraya. Burada beyaz hane yapmış. Ama beyaz hala da biraz daha güçlü oynayabilir burada. Yani daha sağlam gidebilir. Böyle uzayabilir, böyle uzayabilir. Çünkü hala da bakın buralar zayıf. Şu nokta, şu nokta, şurası, buralar zayıf. Burada beyazın biraz daha sağlamcı gitmesi gerekiyormuş. Evet, burada yine dediğim gibi beyaz buraya değil de şuraya oynasa çok daha güzel olacak. Oradaki bütün alanları alacak, artık siyah oraya giremez yani. Beyaz bu üçgenle işaretlediğim hamleyi yaparsa siyah artık o bölgeye giremez. Burada beyaz biraz risk almış açıkçası. Siyah da saldırmış. Bakalım neler olmuş burada.
Tabii aynı zamanda siyahın da zayıflıkları var. Önce arkadaşlar zayıf noktanız varsa savunmanızı tavsiye ederim. Ama bu pozisyonda bu hamle işe yarıyor olabilir. Bakalım beyaz ne yapmış? Beyaz dönüp oradaki siyah taşı almış. Siyah gruba saldırmış daha doğrusu. Burada artık siyahın şurayı bağlaması lazım. Çünkü orada iki tane kesme noktası var. Tamam, bu sente bunu oynayabilir. Oo, bağladı siyah. Aynen, siyah artık bağladı çünkü beyaz araya giremiyor, değil mi? Beyaz buraya girerse ölür. O yüzden siyah bağlamış oldu. Burada beyazın hatası bu gruba direkt şu şekilde saldırmak. Şöyle saldırmak yanlış olmuş. Yani burada yine dediğim gibi beyaz birazcık sağlam şekil oluşturması lazım. Mesela burada. Çünkü oradaki siyahların zaten iki gözü yok. Burada zaten siyahlar bir şey yapamaz yani. Ölür orada siyahlar. O yüzden biraz daha birbirine bağlı oynaması gerekiyormuş. Beyazın da hatası bu olmuş oyunda. Tabii arkadaşlar bu hamleye, şu hamleye artık cevap vermek zorunda siyah. Yani bu hamle sente. Neden? Çünkü başka bir yere oynarsa bakalım ne yapmış beyaz. Kesmemiş. Buradan kesmiş ama buradan kesme hakkı var artık. Yani işte beyaz buradan kestiği anda artık bu grup öldü. Yani burada siyahın kesinlikle burayı bağlaması lazım artık. Beyaz diğer taraftan kesmiş. Tabii siyahın çok zayıf noktaları var şu anda tahtada. Beyaz da onları değerlendirmek istiyor. Şimdi buraya bakalım. Burada siyah bunu oynayınca beyaz araya giriyor. Orada kesme noktası olsa da siyah kesemiyor değil mi? Çünkü burada siyah kestiği zaman beyaz grubun nefes sayısı 2, siyah grubunda 2. O zaman siyah oradan kestiği anda beyaz zaten ateri çekebilir. Siyah grubu alabilir. Burada siyah ne yapabilirdi? Bunun yerine belki bunu oynayabilirdi. Boş üçgen. Ama burada biraz işe yarıyor gibi sanki. Artık bakın, evet atari var. Burada atari çekebilir ama bu sefer bu var. Yani beyaz bu taşı aldığında siyah dönüp alıyor. Burada siyah ne yapmış oldu? Bu grupla bu grubun bağlantısını kesmiş oldu. Aynı zamanda siyah ileride buradaki zayıflığı savunabilir. Buradan hane yapabilir. Tabii siyahın şu anda yapması gereken çok şey olduğu için başı dertte yani. Çünkü siyahın bakın şu noktayı da bağlaması lazım bir ara. Şurayı. Şurayı bağlaması lazım. Burası zayıf. Yani oyunun ilk başında yaptığı bir hata, şurada işaretleyeyim hemen. Sağ tarafta üçgenle işaretledim. Oyun başında yaptığı bir hata şu anda oyun süresi boyunca siyahın başına dert oldu diyebiliriz yani. Orada çünkü ilk başta köşeyi alıyordu. Köşeyi alsaydı siyah rahattı. Böyle de oynayabilir siyah bu arada. İlla feda etmek zorunda değil onları. Devam edelim biraz daha. Siyah buradan hane yapmış. Beyaz da artık orayı kesmiş. Beyaz buradan da kesmiş. Tabii orada zayıflıklar olduğu için beyaz da o zayıflıkları kullanmaya çalışıyor. Şimdi burada bu olmuş mu? Burada siyah ne yapması lazım? Hemen söyleyin.
Aynen K17. Yani siyah buradan atari çekerse beyaza bağlanma şansı veriyor. Beyaz bağlandığı zaman buradaki siyah taşlar ölü. Buradaki siyah taşların ölü olması demek buradaki puanların artık beyaza ait olması demek. O yüzden evet K17'yi oynayıp kesmesi gerekiyormuş burada. Bu hamle çok büyük arkadaşlar. Çünkü bu hamleyle hem siyah grubunu kurtarıyor, hem beyaz grubu öldürüyor, hem beyazın alanın içine girmiş oluyor. Hem belki şuradaki grubu alabilir eğer beyaz cevap vermezse. Mesela burada beyaz yanlış oynadı diyelim ki şurayı savundu. Siyah bunları aldı. Beyaz da orayı görmedi diyelim ki. Hala da bakın şu hamle var. Burada siyah muhtemelen ölüyor ama deneyebilir yani bu tip şeyleri. Belki beyaz hata yapar. Nasıl ölüyor? Şunu oynayabilir beyaz. Beyazın oradaki taşı feda etmesi lazım. Çünkü siyah aldığı zaman beyaz tekrar tek hamlede atari çekebiliyor. Oradaki siyahlar aslında ölü. Ama hataya açık bir pozisyon bence. Yani burada beyazın oradaki taşı feda etmesi gerektiğini bilmesi lazım. Eğer oradaki taşım atari'de hemen kaçmam gerek falan derse bu sefer siyah indiği zaman beyazın başı dertte şu anda. Neden? Çünkü bu grup ve bu grup kesildi. Beyaz eğer bunu savunursa siyah dönüp diğer grubu alır. Beyaz grup ölü. Beyaz burayı bir şekilde hani savunayım falan derse siyah diğer iki taşı alır. Yani hataya açık. O yüzden bu hamle büyükmüş gerçekten. Siyahın gözünden kaçmış olabilir. Tamam. Burada aslında yani beyaz buraya değil de direkt şunu oynaması lazım. Beyaz çok bu oyunda zayıf yerler bırakmış. Sadece siyah o zayıflıkları değerlendirememiş. O yüzden şu anda beyaz biraz daha önde, evet. Ama mesela bu hamle biraz sıkıntılı duruyor aslında. Neden? Çünkü şu taş hala daha ölü değil burada. Yani orada bir şekilde olaylar gelişebilir yani. Mesela siyah şöyle uzasa. Ya da mesela ilk önce böyle bir şekilde saldırsa. Bir şekilde orada ortalık karışabilir. O yüzden öndeyseniz ki şu anda beyaz önde gibi duruyor. Tahtanın üst bölgesini komple aldı. Hiç böyle olaylara girmeden şu taşı direkt alabilir yani. Ya. O oyunda da siyah benim dediğimi yapmış. Bakalım olaylar karışmış mı burada? Siyah bunu oynamış. Bazı durumlarda taşı almak daha güzel, bazı durumlarda bu şekilde zıplamak daha güzel olabilir. Bu durumda senin dediğin hamle daha güzel. Ne zaman almamız gerekiyor? Arka tarafta bir zayıflığımız varsa, yani eğer bu grubun bir sıkıntısı olsaydı eğer şu anda, o zaman evet direkt almak daha mantıklı. Ama şu anda o grubun bir sıkıntısı yok. O yüzden dediğin gibi bu hamleler daha güzel. Böyle zıplama hamlesi daha güzel. Hatta belki bu bile olabilir. Ama birazcık uzağa zıplayınca oradaki bağlantı da zayıflıyor. Ya bu da olmaz değil bu arada. Bu da olabilir ama demek istediğim şey yani beyazın bu riske girmesine gerek yok. Direkt garanti oynayabilir yani. Hala daha şu zayıflık var. Beyaz yine riske giriyor burada yani. Yani beyazın bu hamlesi bayağı riskli. Çünkü siyah bağlayabiliyor bakın.
Siyah bağlayınca ne oldu? Bu grubun bağlantısı kayboldu. Gözü yok. Burada zayıf nokta var. Burada zayıf nokta var. Yani şunu söyleyebilirim. Bu oyunda beyaz aslında daha kötü oynamış. Siyah sadece değerlendirmemiş bence yani. Değerlendirememiş zayıflıkları. Bakalım bundan sonra ne olmuş? Değerlendirebilmiş mi? Tamam kesmiş ama hala daha bakın burada kesme noktası var. Bence siyahın önce bunu savunması gerekiyor. Beyaz uzamış, boş üçgen yapmış. Kötü şekil deniliyor buna. Siyah biraz daha beyazı taciz edebilir burada yani. Şunu da oynayabilir. Bu çünkü beyazı tehdit etmiyor değil mi şu hamle? Yani direkt doğrudan tehdit etmiyor. Hatta ben olsam bunu oynardım burada. Bu hamle çok güzel duruyor. Burada çünkü beyazın kaçması lazım bir şekilde. Çünkü şu iki grubu zayıfladı bakın. Beyazın bu grubu da zayıf, bu grubu da zayıf. O yüzden mümkün olduğunca elinize fırsat geçtiğinde rakibi bölmeye çalışın. Çünkü tek bir grup olursa saldırması zor olur. Rakibin iki göz yapması kolay olur. Yani kesmenin aslında mantığı orada. Rakibi kestiğiniz zaman savunması gereken grup sayısı artıyor bu sefer. Bu sefer birini savunmaya çalışırken diğeri zayıf kalıyor. Yani mümkün olduğunca rakibi ikiye bölmenin fırsatlarını arayın yani oyunda. Mesela burada siyahın çok güzel bir fırsatı varmış şu hamle. Ama siyah bunu oynamış. Beyaz bunu oynamış. Beyazın bunları yapmasına gerek yok gerçekten. Dönüp şu taşı alsa sıkıntısı yok yani. Hala da sıkıntıları var beyazın orada. Şimdi kesmiş. Siyahın artık yani yapması gereken bir şey var. Onu yapması lazım burada. Tamam, bunu oynamış. Bu hamle gayet güzel bu arada. Yani bu hamleyi bulması güzel olmuş. Çünkü o noktada hayati nokta tam olarak burası. Şu üç taşın yanı hemen. Neden? Çünkü bakın burada beyaz ateri çekiyor ama bakalım siyah o taşı feda edebilir mi? Şu anda beyaz da ateride, siyah da ateride. Beyaz o taşı alıyor. Bu noktada artık ne yapması lazım siyahın? Bir bakın bakalım. Bir sürü 10 geldi. Q10, pardon, P10, Q10 dolu. P10 demek istedin galiba Sema. P10, O10. Aynen. Bu ikisinden biri olur ama sanki bu hamle daha güzel. Bu hamle daha güzel mi? Çünkü beyaz burayı bağladığı zaman siyahın da orayı bağlaması lazım galiba, şurayı. Şöyle bağladı diyelim. O zaman beyaz buradan kesebilir. Bu taşı alabilir. Burada siyah doğrudan
P10'a oynasa daha güzel gibi. Aynen. Direkt öldürmesi lazım. Hiç riske falan girmemesi lazım burada. Beyaz bağlarsa çünkü ölüyor direkt bakın. Burada artık beyazın yapabilecek bir şeyi yok. Nefes sayısı 2. O yüzden burada siyah aslında çok güzel bir hamle bulmuş arkadaşlar. Bu hamle çok güzel ve beyazı direkt öldürüyor. Hatta burada o taşı feda etmesi bile çok güzel. Yani burada dönüp siyah bağlarsa oradaki 3 taşı alıyor. Evet. Ama bu sefer diğer grup kaçabilir. Siyah o taşını feda edip bütün grubu öldürüyor. Gayet güzel. Ama işte devamını getirememiş. Devamını getirse oradaki beyaz grup ölü. Bu şekilde atari çekse aşağı inse beyaz grup ölü. Burada siyah burayı bağlamış. Orada zayıflık var diye. Burada hala daha bakın siyah grup muhtemelen öldürüyor beyazları. Çünkü burada siyah araya girdiğinde atari de beyaz. Beyaz bağlarsa siyah aşağı indiğinde yine nefes sayısı 2. Beyaz siyahı öldüremez burada. Siyah daha önce öldürüyor. Yani siyahın hala daha bir fırsatı var bu noktada. Şuradan kesse bütün beyaz grup ölü. Ama görememiş sanırım. Burada S6 var mı? Siyah için mi? Yani bu noktada evet bu da öldürüyor sonuçta. İkisi de öldürür. Beyaz. Beyaz bundan sonra bu mu? Burada siyah direkt önünü kapatabilir. Hala da nefes sayısı 2 beyazın. Beyaz öldü yani. Şu hamle oyunu kaybettiren hamle olabilir siyah için arkadaşlar. Yani siyahın hala daha bir fırsatı var. Tamam üst bölgeyi verdi ama sonuç olarak ortaya doğru büyük bir duvar elde etti. Burada oradaki beyazları öldürme şansı var. Şu anda doğru oynasa. Yani hala da hani çok çok önde değildi beyaz yani. Bu noktada bakalım beyaz ne yapmış? Beyaz hala da orayı savunmamış. Buradan atari çekmiş. Orada bir zayıflık var. Bu da olmamış. Şimdi siyah buradan savunuyor ama beyaz buradan uzayınca ne oldu? Bu grup tehlikeye girdi. Muhtemelen de ölü grup yani. Yok burada uzama hamlesi güzel gayet. Hani doğrudan almak istiyorsan N13'te olur dediğin gibi. Pardon beyaz için. Direkt bunu oynasan o grup zaten ölü. Ama uzasan da ölü yani. Siyah oradan bir yere gidebilir mi? Net var gibi duruyor. Şunu yapsa şurada net var. Ha, şuradan kaçabiliyor. O zaman şunu yapacak beyaz. Önce pardon. Bir de şunu deneyelim. Önce bir tane taş atacak içeri. Sonra atari. Aynen. Burada birazcık tehlikeli durumlar var. Direkt alsa daha iyi. Burada siyah bir şekilde kaçabilir gibi duruyor. Ama bu şu hamleyi bulmak da o kadar kolay değil. Aynen buradan direkt alsa beyaz daha güzel olurmuş. Evet biraz daha gidelim arkadaşlar. Burada beyaz kesmiş. Siyah en sonunda burayı kesmiş. Ama siyahın bunu almasına gerek yok arkadaşlar. Var mı?
Siyah başka bir yere oynasa, beyaz bağlasa zaten ölüyor beyaz. Siyahın 3 nefesi var, beyazın 2 nefesi var. Yani bir önceki grup çalışmasında da söylemiştim. Bir hamlenin değeri çok büyük. Yani şu hamle gerçekten çok büyük. Şu. Yani siyah bu köşeye ilk yaklaşırsa hem oradaki beyazın gelişimini engelliyor hem de bu bölgede gelişiyor siyah. Ve aynı zamanda burada da grubu olduğu için o köşeye yaklaşması çok önemli. Ama siyah buradaki dört taşı almış. Bu sefer beyaza bu hamleyi ya da şurada herhangi bir hamleyi yapıp siyahın alanını küçültme hakkı veriyor burada. O yüzden bir tane boş hamle yaptığınızda direkt geriye düşme ihtimaliniz doğuyor. Gerek yoksa yapmamanız lazım. Yani orada beyaz oynasa bile ölüyor çünkü. Burada beyaz kurtulmaya çalışmış. Burada hatta beyaz alan bile yaptı yani. Burada siyah beyazı öldürebiliyor mu? En son buna bakalım bir de bu oyunla alakalı. Hadi bir de buna bakalım. Beyaz buradan zıpladığında acaba siyah şu grubu alabilir mi? Bir bakın bakalım. Varsa fikriniz, hamle söyleyebilirsiniz. R6. Başka fikri olan var mı? R4. Şimdi R6 değişimi yani A hamlesi değişimi beyazın işine yarıyor aslında. Yani siyah buradan bu değişimi alırsa bu beyazın işine yarıyor. Çünkü beyaz buradan ittirdiği anda o iki taşı ateri çekiyor. Yani bakın şu noktada beyaz artık pardon siyah burayı kapatırsa siyah bu sefer bu taşı ateri çekip kaçabilir. Pardon, beyaz. Beyazlar, siyahlar karışıyor çok ya sürekli söylediğim için. Beyaz buradan kaçabiliyor. Neden? Çünkü ilk başta siyah şu değişimi aldı. Şu. Bakın siyah bu değişimi yapmasaydı direkt R4'ten kapatsaydı artık bakın beyaz buradan kaçamıyor şimdi değil mi? Neden? Çünkü orada bir ateri pozisyonu yok. O zaman siyah burada direkt önünü kapatabilir. O yüzden şu değişimi almak beyazın işine yarıyor. Şuradaki değişimi. O yüzden oradan ittirmemesi lazım siyahın. Direkt önünü kapatması lazım. Burada mesela bunu oynadı diyelim ki ya da dur önce şunu yapsın. Burada siyahın hatta o taşı savunmasına bile gerek yok şu anda. Şunu oynayabilir. Evet, S5 de olur, bu da olur. Çünkü beyaz bu taşı alırsa siyah ne yapar? Uzar, değil mi? Beyaz zaten oradan bir yere gidemiyor. Burada bilmeniz gereken şey bu tip yerlerde direkt ateri çekmeyin. Çünkü orada kova var. Yani şu anda bir şey çıkmıyor ama yani bazı oyunlarda çıkabilir. Mesela buradan beyaz keserse bu sefer belki siyah bunu almak zorunda kalır. Orada tehlike çıkabilir. O yüzden bu noktada ateri çekmek yerine uzamak çok daha iyi. Çünkü beyaz bir kere daha gelse o zaman şimdi ateri çektiğinizde orada ko yok bakın. İki taşa birden ateri çekmiş oluyorsunuz. Aynen aşağıda alanda oluyor. Aynı zamanda buradaki bağlantınıza daha kuvvetli olmuş oluyor. Yani orada R4'e oynadığında, siyah şuradan R4'e oynadığında beyaz orada ölüyor artık. S6 gelmiş bir de. S6'ya bakalım.
Yani buradan sonra da beyaz yaşamıyor olabilir bu arada yani. Hani siyah bunu oynasa beyaz yaşamıyor olabilir ama beyaz orada bir şeyleri feda edebilir. Yani sonuç olarak köşe hala daha açık değil mi? Yani beyazın illa bütün taşlarını kurtarmasına gerek yok. Siyahın alanında yaşasa yeter. Yani mesela beyaz şu anda 3-3'e zıplayabilir. Siyah diyelim ki buraya girdi. Beyaz buradan uzar. Bu şekilde. Yani köşeyi alsa orası da çok büyük. İlla yani bu taşlarını kurtarmasına gerek yok. O yüzden S6 yerine direkt beyazın köşeye doğru gitmesini engellemek çok daha net bir şekilde öldürüyor. Hem köşeyi savunuyor bu hamle, hem de beyazı öldürüyor. Burası anlaşıldı galiba, umuyorum. Evet, bir sonraki oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu oyun tabii bayağı bir ilerlemiş. Daha bir sürü hamle yapılmış. Ama oyun sonuna kadar incelemeye gerek yok. Şöyle göstereyim oyun sonunu. Bayağı bir oynanmış. Evet, bir sonraki maça geçeceğiz. Bir 10 dakika ara istiyorum sizden. Hatta 15 mi yapsak? İki 55 geçe başlayalım hadi, 13 dakika olsun. 55 geçe buradayım arkadaşlar. Oyunu kapatıyorum. Yeni oyunu açıyorum. Şu anda YouTube'dan izleyen varsa hemen başlayacak şu anda. Kaydı durdurup tekrar başlatacağım için. Evet, görüşürüz. Bir 13-12 dakika sonra görüşürüz. Egemen'le Sema'nın maçını incelemeye başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk hamlelere bakalım. Gayet güzel. Hatta profesyonel maçlarda da görebileceğimiz açılışlar. Beyaz önünü kapamış. Köşesini savunuyor. Siyah alttan hane yapmış. Beyaz da köşesini savunmuş. Siyah bağlamış, beyaz dönmüş. Şimdi buraya bir bakalım. Buraya bir bakalım. Burada sizce dengeli bir hamle dizilimi mi oynanmış yoksa bir taraf biraz daha önde mi? Şunu da oynayayım. Tamam. Bu hamleden itibaren sorayım. Yani şu noktada İşte beyaz önde çıkmış ya da siyah önde çıkmış diyebilir misiniz? Ya da eşit mi sizce bu? Mehmet beyaz önde çıktı dedi. Berfin de. Burada evet beyaz biraz daha önde çıkmış. Neden? Çünkü beyaz köşesini hem güzel savundu bu şekilde. Hem kaplan ağzı yaptı, hem oradaki bütün taşları birbirine bağlı, hem de aynı zamanda buraya doğru zıplamış. Yani kenarda da güçlenmeye başlamış. Burada siyah nerede hata yaptı o zaman? Siyah arkadaşlar bu noktada aşağıdan hane yapmak yerine uzaması gerekiyordu. Çünkü siyah bunu oynadığında beyaz burada hem köşesini savunmuş oluyor hem bu taşı tehdit ediyor. Yani bu noktada bile siyahın artık bu taşı savunmak yerine o taşı feda edip ortada duvar alması lazım. Yani ortaya doğru ilerlemesi lazım. Yani beyaz bu taşı alsın, önemli değil. Yani bu pozisyonda bile beyaz bu arada önde çıktı. O yüzden bu hamle değil. Burada uzaması lazım. Beyaz da cevap verecek. Şu anda bakın köşe hala daha zayıf. Yani bir ara
siyah 3-3'e girebilir aslında buradan. E2'den sonra şu hamle mi? Tamam, burada ateri çekiyor. Beyaz bağlıyor. Daha sonra şunu mu yapacak siyah? Yani oyundaki varyasyondan daha iyi en azından. Siyah için oyundaki varyasyondan daha iyi. Ama bu noktada beyazın köşesi zayıf değil. Siyah artık beyazın köşesine giremez. Aynı zamanda bu taşı zayıf. Yani beyaz herhangi bir zaman hemen değil. Oyundaki herhangi bir zamanda oyun sonuna doğru bu taşı alabilir. Ama burada asıl önemli olan şey köşenin artık hiç zayıf olmaması. Hiç zayıf değil köşe. Yani beyaz hem köşeyi çok net aldı hem de buradan zıpladı. Evet, oyundaki varyasyondan biraz daha iyi en azından siyah için. Ama burada siyahın yapması gereken burada uzamak. Bu uzamayı yaptıktan sonra artık beyaz buraya zıpladığında köşe hala daha zayıf. Yani buradaki ana fikir bu. Yani siyahın alttan hane yapması köşeyi çok güçlendiriyor. Halbuki bu şekilde uzasa, alttan hane yapmasa ileride köşeye de girebilir. Yani bu hamle güzel bir hamle arkadaşlar. Hemen değil. Bu noktada tabii ki siyahın önce buraya zıplaması lazım ama ilerleyen oyunun ilerleyen aşamasında siyah herhangi bir zaman buradaki 3-3'e girip oradan biraz daha puan çalabilir. Yani illa o taşını kurtarmasına gerek yok. Tamam, ilk oynadığı 3-3 taşı öldü şu anda ama gördüğünüz gibi siyah buradan biraz daha köşeye girmiş oldu. Yani köşe hala da zayıf kalıyor böyle oynadığınız zaman. O yüzden mesela şimdi de yani herhangi bir zaman da mesela bu hane iyi değil. Devam edelim. Pardon, oyun hamlesi bu. Siyah ne yapmış? Tamam, siyah ateri çekmiş. Bu ateri de çok büyük. Şimdi orayı bağlaması lazım. Direkt bağlasa daha iyi. Şöyle bağlasa daha iyi. Bu da olur. Beyaz buradan yaklaşmış. Arkadaşlar bir hemen 10 saniye içinde geliyorum, bir saniye. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bu tip durumlarda rakibin çok güçlü olduğu bölgeye girmenize gerek yok. Yani burada siyah gerçekten çok güçlü. Burada da grubu var. Yani daha doğrusu taşı var. Köşede de taşı var. Yani korkmanıza gerek yok bu tip pozisyonlarda. Çünkü zaten sol alt köşede bir alışveriş döndü ve beyaz önde çıktı. İlla yani orada rakibin alan almasını engelleyeyim diye her yere saldırmanıza gerek yok. Yani rakipten biraz daha fazla alan alsanız yeterli. Burada beyazın buraya girmesine gerek yok. Bunun yerine diğer taraftan yaklaşsa daha iyi. Şu hamle. Yani evet, şunu söyleyebilirsiniz. Siyah buraya doğru geliyor. İşte ne bileyim, şunu oynayabilir siyah. Orada çok büyük alan alabilir. Ama işte oradaki alan aslında o kadar büyük değil. Neden? Çünkü o alan karşılığında beyaz solda çok güçlendi. Sağda bir şeyler oluşturmaya başlıyor şu anda. O yüzden illa mesela atıyorum böyle ilerledi. Şimdi oradaki alan siyahın, hemen buraya girmem lazım ve orayı bozmam lazım demenize gerek yok. Daha sakin de oynayabilirsiniz oyunu. Çünkü hala daha tahta boş. Başka bölgelere de oynayabilirsiniz. Bu noktada bu da olur. Hatta gidip başka bir yere bile oynayabilir beyaz yani. Gidip sağ alttaki köşeye yaklaşabilir.
sağ üstteki köşeye yaklaşabilir. İlla hemen saldırmanıza gerek yok. Burada mesela ben siyahın yerinde olsaydım bu noktada köşemi savunmak yerine pincer atardım. Neden? Çünkü arka bölgede ben güçlü olduğum için en azından hani buradaki puanları almak için pincer atabilirdim. Eğer beyaz köşeye girerse köşeyi feda ederdim bu şekilde. Şimdi istediğim yere oynayabilirim. Mesela buraya. Bir de burada beyaz 3 boşluklu zıplıyor. Orada 2 taşı var. 3 boşluklu zıplıyor. Tamam güzel ama iki tarafta siyah olduğu için tamam bu hamle çok çok kötü değil ama solda ve sağda siyah grup olduğu için ve çok yakın olduğu için beyaza burada siyah saldırabilir mesela bu şekilde. Yani araya girebilir. O yüzden her zaman da 3 boşluklu zıplamak zorunda değilsiniz. Duruma göre yani. Rakip orada çok güçlüyse mesela bu hamle de olur. Bu hamle de olur. Burada siyah ne yapmış? Siyah bunu oynamış. Bu hamlede beyazı direkt bağlatıyor değil mi? Beyaz ne yapmış? Bunu oynamış. Artık bağlı. Artık oradaki beyaz grup bağlı ve siyah artık bu gruba saldıramaz. O yüzden burada biraz daha atak oynaması lazım. Yani güçlü olduğunuz bölgede rahatlıkla savaş çıkarabilirsiniz. Burada siyah güçlü olduğu için burada direkt buraya girebilir. Yani bu noktada savaş çıkar. Evet. M2. Beyaz için mi? Bu mu? Tamam. Bu noktada evet beyaz buraya oynayabiliyor. Buradan siyah hane yapıyor. Beyaz keser. Siyah tek taşı alır. Bu şekilde evet beyazlar bağlanmış oldu ama alttaki kenarı da siyah almış oldu. Yani beyazın hala daha bir kökü yok. Yani iki göz potansiyeli yok. Kaçmak zorunda beyaz. Hatta hiç dokunmaya da bilirsin buraya yani. Siyah olarak buraya dokunmaya da bilirsin. Mesela ortaya doğru keyima yapabilirsin. Çünkü yani bu noktadan sonra artık oraya daha net bir şekilde girebiliyorsun. Beyazın savunması lazım. Beyaz buraya savunduktan sonra gidip mesela buraya oynayabilirsin. Ne olmuş oldu? Şu noktayı almış oldun. Bir de aynı zamanda da buraya oynamış oldun. Orada çok güçlenmiş oldun. Yani illa doğrudan da saldırmanıza gerek yok. Ya şu dediğimi yapmayı öğrendiğiniz anda seviyeniz acayip yükselecek arkadaşlar. Yani bir gruba saldırmak demek direkt böyle öldürmeye çalışmak demek değil. Mesela bu hamlede bir saldırı hamlesi. Yani tehdit ediyor beyazı. Beyaz eğer cevap vermezse şimdi artık siyah buraya girdiğinde orada daha önceden bir taşı olduğu için buradaki savaşta siyah çok avantajlı. O yüzden bu saldırı hamlesini yapıp beyazı eğer bir hamle yapmaya zorlarsanız bu sefer başka bir yerde de daha büyük alan alabilirsiniz bu şekilde. Yani illa rakibi öldürmeye çalışmanıza gerek yok. Devam edelim.
Eyvah. Beyaz burada tehlikeli işlere girmiş. Aynen. Aynen. Siyahın burada artık beyazı öldürmesi lazım. Bu noktada siyah buraya oynamamalı. Siyah buradan kapattığında beyaz ölü. Bu beyazı öldürmek demek hem esir aldığınız taşları puan olarak yani taşları puan olarak oyun sonunda sayılması demek hem orada alan oluşturdunuz demek. Daha da önemlisi bu grubu zayıflattınız demek. Yani bu grup artık kaçmak zorunda ya da feda edecek. Zaten oradan bir yere gidemez şu anda da. Ya da iki göz yapmaya çalışacak. Yapamazsa ölecek. Yani rakibi zayıf bırakmış oluyorsunuz. Burada siyah muhtemelen burayı görmemiş. Yani görseydi oynardı bence. Burada beyaz yanlış oynamış gibi sanki. Bu hamle biraz fazla kaçmış ama olamaz mı? Olabilir. Burada şunu da oynayabilirsin bu arada hemen söyleyeyim. Yani uzamak yerine, şurada uzamak yerine keyima da yapabilirsin. Yani köşede hayatta kalmak istiyorsan bu noktada bu keyima biraz daha iyi. Neden? Çünkü orada biraz daha en azından uzağa gitmiş oluyorsun ve göz potansiyelin artıyor. İkincisi de direkt bu şekilde uzarsan, sadece bu pozisyona özel olarak konuşuyorum. Burada uzarsan bu sefer buradan hane yaptığında siyah kapatabiliyor. O zaman sanki orada göz için yeterli boşluğun yok gibi duruyor yani iki göz için. Tam bu noktada keyima yaparsan burada eğer siyah cevap vermezse mesela atıyorum buradan sana saldırırsa o zaman da köşeni savunabilirsin bu şekilde bir. İkincisi buradan kaçmaya çalışabilirsin artık. Siyah kapatırsa buraya oynayabilirsin. Siyah atari çekerse bağlarsın. Siyahın hala daha orada zayıflıkları var. Savunmak zorunda. Savunursa da dönüp artık köşeye oynayabilirsin. Artık orada iki gözün var. Ki hala da siyahın zayıflıkları var orada. Biraz ilerleyelim. Bu benim yaptığım hamleydi. Siyah buraya oynadı. Beyaz da artık orayı aldı. Ve hala da siyahın orada zayıflığı mevcut yani. Beyaz buradan ittirdiğinde orada bir sürü kesme noktası oluşacak. Beyaz da oradan çıkmaya çalışıyor. Tamam, o taşı feda etmesi güzel siyahın. Burada direkt uzayabilirsin. Çünkü bunu oynadığında bu sefer beyaz sana atari çekebilir ve alanına girebilir yani bu şekilde. Ne olmuş oldu? Bu taşın bağlantısı koptu. Bu noktada direkt uzamak daha iyi. Tam şu noktada. Şu uzama hamlesi daha iyi. Rakip de uzarsa sen de uza. Rakip mesela zıpladı. Bu şekilde tehdit edebilirsin. Ne olmuş oldu? Ortaya doğru çok büyük bir duvar almış oldun. Bu arada arkadaşlar rakibi 3. satırdan sürüklemek bu şekilde
Rakip eğer üçüncü satırda, siz de dördüncü satırdaysanız bu gayet dengeli. Yani bu durumda orada beyaz alan aldı, siyah bir şey alamadı değil yani. Üçüncü satırdan rakibi sürüklüyorsanız bu gayet dengeli. Hatta dördüncü satırda olanın avantajı biraz daha fazla olabilir. Yani çünkü sadece direkt üçüncü satırdan ilerlemek orada çok fazla alan almıyor. Bir noktada artık dördüncü satıra çıkmak gerekiyor. Ama mesela rakibi eğer dördüncü satırdan sürüklüyorsanız bir yanlışlık var demektir orada. Yani mesela şu yukarıda yapalım. Şöyle siyah olsun bu. Beyaz da mesela burada olsun. Mesela artık şu anda siyah orada her uzadığında bu şekilde. Artık orada beyaz çok fazla avantajlı değil çünkü siyah dördüncü satırdan yürüyor. Üçüncü ve dördüncü satır arasında çok büyük fark var. Yani burada her hamlede siyah burada 3 puan alıyor. Değil mi? Yani şuradan itibaren yapacak olursam. Bir saniye. Evet, bu noktada mesela şimdi siyah uzadığında siyah orada 3 puan aldı. Şuradaki puanları aldı. Yani bunu dengelemesi için beyazın da burada her hamle yaptığında burada en az 3 puan alması lazım. Ama buradaki 3 puanı almak için çok hamle harcaması lazım ama siyah aldı yani sonuçta. Beyaz artık o kenara giremez. Yani 4. satırdan sürüklemek çok faydalı değil. Rakip eğer 4. satırdaysa bir yanlışlık var demektir. Ona göre hamlenizi seçebilirsiniz yani. 3. satırdan sürükleyebilirsiniz. Hangi bölge için diyorsun? 5. satıra inmemesi ne demek? Evet. Yani herhangi bir zaman hane mi diyorsun? Yani benim şu anda anlattığım şey temel bilgi. Yani tabii ki eğer 5. satıra gidebiliyorsanız gidin yani. 4'ten de iyidir. Pozisyona göre değişir. Bazen hane yaptığınızda oradaki zayıflık çok tehlikeli olabilir. Bazen olmaz. Şu anda oyun pozisyonu bu değil bu arada. Ben sadece temel olarak bir şey yapıyorum, bilgi veriyorum. Yani bazı durumlarda evet hane yapıp bir üst satıra çıkmanız gerekiyor. Ama işte rakip kesebilir o zaman sizi. Kestiği zaman tehlikeli mi değil mi? Onlara tabii bakmanız lazım. Ama temel olarak konuştuğumuz zaman rakibi 3. satırdan sürüklüyorsanız eyvah rakip alan aldı demenize gerek yok. Çünkü siz de ortaya doğru duvar alıyorsunuz. Ama rakip 4. satırdan ilerliyorsa ya da bir şekilde hane yapıp 5. satıra falan çıktıysa o zaman bir sorun var demektir. Yani bunu önceden hesaplamak lazım. Rakip 4. satırdan mı gidecek, 3. satırdan mı gidecek? Her neyse, oyuna dönecek olursak buradaki zıplama olmamış. Uzaması daha güzel siyahın. Burada zıplamış. Beyaz da orada şeklini tamamlamış. Burada siyah beyazı öldürebiliyor mu acaba bunu yapsa? Orada çünkü beyazın iki gözü yok. Ölüyor olabilir oradaki beyazlar.
Ama işte siyahın da zayıflıkları var arkadaşlar. Mesela beyaz buradan çıkmaya çalışsa siyah ne yapacak? Kapatabilir. Ateri çekti. Uzadı. Kaçmaya çalışıyor. Ama işte evet, buradaki problem şu. Siyah kapattığı zaman bütün beyazlar ateride. Artık alması lazım. Siyah da bu sefer buradaki zayıflığını savunur. Beyazın içeride gözü yok. Evet, burada siyah beyazı öldürebiliyormuş. Şurada zıplamak yerine şunu oynasa, burada beyazın göz yapmasını engellese, orada beyaz ölüyormuş arkadaşlar. Siyah için bir fırsat doğmuş orada. Ama gözden kaçmış. O beyaz burada direkt saldırmış. Beyaz da şundan korkuyor herhalde. Burada siyah çok güçlendi. Buraya da oynadı. O yüzden ortada çok büyük alabilir. Ortaya girmem lazım diye hissetmiş. Sağ köşeye yaklaşabilir beyaz. Hala da siyahın alanı kesin değil bu arada. Yani ortada çok güçlendi, evet. Ama illa direkt ortaya da oynamana gerek yok. Çünkü alanda açıklıklar var. Mesela şurası hala daha açık. Siyahın alanını birazcık girebilirsin buradan. Mesela biraz buradan girdin. Şurası açık hala daha. Ama evet, orada siyahın potansiyeli çok korkutuyor. Orada haklısın. Sağ üst köşeden de yaklaşabilir, evet. Yani bunu da oynayabilir beyaz. Ama illa ortada güçlenmek istiyorsan ve rakibin bir yerde üçüncü satırda bir taşı varsa, size ortada güçlenmek için bir taktik söyleyebilirim şu anda. Şöyle üçgenleri kaldıralım. Rakip ortada güçlü. Siz de onun gücünü kırmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Bir kere üçüncü satırda bir taş arayın. Mesela sağda beyazın, siyahın taşı üçüncü satırda ve şu bölgede boş. Değil mi? Siz de bu bölgede siyahın çok da fazla güçlenmesini istemiyorsunuz. Şimdi shoulder hit dediğimiz bir hamle var arkadaşlar. Şöyle yazayım. Omuz darbesi deniliyor. Shoulder hit dediğimiz hamle taşın çaprazına oynamak. Mesela üçüncü satırda ya da dördüncü satırda da olabilir. Bir taş varken rakip gelip buraya oynadığı zaman bu hamlenin adı shoulder hit oluyor. Bu hamle yapışmak, yapışmak. Bu hamle shoulder hit. Ama bu hamle shoulder hit değil mesela. Şu hamle shoulder hit değil. Yani ortaya doğru yapıyorsanız o hamleyi, bu hamle shoulder hit, bu hamle de shoulder hit. Şimdi bu hamle ne işe yarıyor? Bu hamle arkadaşlar iki şeyi tehdit ediyor. Bir, kenarda siyahın alan almasını bir kere tehdit ediyor. Yani şu bölgeyi tehdit ediyor. İki, bu bölgeyi tehdit ediyor. Yani iki şey aslında aynı anda yapıyor burada beyaz. Eğer siyah kenardaki alanları almayı tercih ederse, mesela buradan uzayıp kenardaki alanları almayı tercih ederse, beyaz da yine uzayıp yine kenarı tehdit edebilir. Burada bu şekilde evet, siyah kenardaki alanları aldı. Ama beyaz da ortaya doğru bir duvar aldı ya, şimdi ortaya daha iyi bir şekilde girebiliyor işte. Hatta çok daha fazla uzağa bile zıplayabilir bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar ilk başta kenarı tehdit ederek bir duvar elde edip daha sonra ortaya zıplamanız çok daha iyi olacaktır.
Direkt ortaya girerseniz ölme ihtimaliniz daha yüksek. Orada eğer rakip çok güçlüyse ölme ihtimaliniz daha yüksek. Ama bir yerde bir duvar elde edip bir yeri tehdit ederseniz, o zaman rakip oraya cevap vermek zorunda olduğunda siz de duvarınızı kullanarak ortaya doğru zıplayabilirsiniz. Bu hamle gerçekten güzel. Bu noktada siyah bunu da oynayabilir bu arada, bunu da oynayabilir. Bunu oynarsa da bu sefer ortaya doğru ilerlersiniz bu şekilde. Yine en sonuna baktığınız zaman ortada bir güç elde ettiniz yani. Biraz daha kolay bir şekilde göz yapmanızı sağlayabilir bu. İki göz, yani ortası çok büyük. Yani şu pozisyonda siyahın beyazı öldürmesi gerçekten zor arkadaşlar. Yani çok büyük ortası. Yani şuralarda falan siyah olsaydı önceden, şuralarda falan, o zaman belki iki göz yapmak çok çok zor olabilirdi burada. Ama o çok boş orası yani. Siyah mesela buradan saldırırsa bu tarafa gitme şansınız var. Burası hala daha açık. Yani burada siyahın çok zayıflıkları var aslında. Her neyse, burada söylemek istediğim şey bu hamleydi. Bu hamleyi bilmek güzel gerçekten. Umarım oyunlarınızda uygularsınız. Böyle ortada güçlenmek istediğiniz durumlarda, eğer rakibin 3. satırda taşı varsa, orası da boşsa, bu şekilde shoulder it yapıp ortada güçlenebilirsiniz. Ha, diyelim ki rakip ortayı vermek istemiyor. Şuraya oynadı. O zaman bu hamle her zaman var. Hatta ilk önce şu bile olur. Önce bir köşeyi tehdit edin mesela. Daha sonra da buradan indiğinizde orada bir alan oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani illa bütün alanları silmenize gerek yok. Rakibin alanında iki göz yapsanız yeterli. Şu durumda mı? Ama o zaman da köşe zayıf kalıyor işte. Hatta beyaz burada bir sürü şey deneyebilir arkadaşlar. Köşeye girebilir bir. İkincisi bu taşa da shoulder hit yapabilir bakın. Bu hamle de shoulder hit. Burada hala da zayıflıklar var. Yani beyazın burada yapabileceği çok şey var. Öle de bilir. Yani hata yaparsa tabii ki ölebilir. Ama tümüyle siyah oraları aldı değil yani. Orada zayıflıklar var ki hala da şu yol açık. Hala da köşe açık. Hala beyaz burada göz yapabilir. Burada çünkü şöyle bir zayıflık da var. Beyaz buradan girebiliyor. Yani köşe hala daha açık. Orada yani beyazın ölmesi çok zor. Şunu bir daha yapalım. Beyaz ittirdi, siyah kapattı, beyaz kesti. Bu durumda eğer siyah burayı savunursa beyaz için iyi. Neden? Çünkü beyaz bu sefer bu hamleyi de sentede almış olacak. Siyahı tehdit ediyor. O zaman buradan kaçmaya devam edebilir. Siyah eğer diğer taşı alırsa da beyaz bu sefer diğer yerden kestiğinde siyah ateri çekti. Beyaz aldığı zaman bu sefer, pardon, siyah aldığı zaman beyaz bu sefer köşeye girebiliyor. Bakın bu durumda siyah direkt beyazın önünü kapatamıyor. Neden? Çünkü beyaz kesip siyahı alabilir orada. Burada siyah bu hamleyi oynayamıyor. Siyahın bunu oynayıp o taşı alması lazım. Bu sefer de beyaz da köşeye girmiş oldu. Burada en son beyaz ateri çekecek.
Sonunda da beyaz sonuçta bağlanmış oldu orada. Yani korkmanıza gerek yok o tip alanlarda. Çok boş çünkü orası. Yapabileceğiniz çok şey var. Yani illa direkt dalmak zorunda değilsiniz yani bu şekilde. Çünkü mesela ben burada olsam hiç oraya cevap vermem mesela. Bunu oynarım. Mesela bunu oynasa cevap vermem ona mesela. Şunu oynarım. Yani illa siyahın orada beyazları öldürmesine de gerek yok. Çünkü şuradaki alan çok daha büyük. Aslında beyazın oradan girerek başlaması lazımdı. Ortada alan almak çok zor zaten. Çok fazla taş harcamanız gerekiyor. Burada bu arada şunu da unutmamak lazım. Bu şekil hala daha zayıf. Yani siyah burada herhangi bir zaman köşeye saldırabilir yani. Bunu aklında tutması lazım. Yani evet şu noktada haklısın. Ortası çok büyük kalıyor ama zaten baktığımız zaman burada mesela ben siyah olmak isterdim açıkçası yani bu oyunda. Tam şu pozisyonda. Burada siyah zaten biraz önde. O yüzden yani sonuç olarak bir noktada siyahın alan alması lazım değil mi? Burada her yeri alamazsın. O yüzden potansiyeli en yüksek yerler neresiyse oralara saldırman lazım. Bu noktada şu anda şu iki taş, şuradaki iki taş birbirine çok uzak, köşe zayıf. Burada beyazın oynaması gereken bölge orası. Direkt ortaya girmemen lazım çünkü yolun açık yani ortada. Şuradan ortaya giriş açık. Buradan birazcık dürtebilirsin sol taraftan. O yüzden hiç böyle direkt girmene gerek yok. Dediğim gibi bu tip hamleler oynanılabilir. Burada siyah ne yapmış? Beyaz buradan kesmiş. Beyazın buradan kesmesi lazım. Daha doğrusu ateri çekmesi lazım. Bu şekilde ilerleyebilir beyaz. Ama direkt kestiği zaman o taş orada o zaman zayıf kalmış oldu. Burada net var. Beyaz ölüyor orada. Şimdi size ağır ve hafif grubun ne demek olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Bir dakika sonra hemen geliyorum. Ağır grup ne demek, hafif grup ne demek onu anlatacağım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen size ağır ve hafif grubun tanımını yapayım.
Ağır grup arkadaşlar feda edilmesi çok zor gruptur. Yani yığın taşlar diyebiliriz yani. Grup büyüdükçe, birbirine bağlı olan gruplar büyüdükçe ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça feda etmesi zorlaşıyor. Light grupta, hafif grupta birbirine çok bağlı olmayan, biraz daha mesela bağlantısı biraz daha zayıf ama bir parçası da feda edilebilir. Yani illa bütün grubu da kurtarmanıza gerek yok gibi. Mesela şu sol üste bakın, şuradaki beyazın grubu biraz daha hafif bir grup, light bir grup. Bu arada hafif gruplar kötü demek değil. Bazen gruplarınızı hafif bırakmanız gerekiyor. Çok ağırlaştırmamanız gerekiyor. Bazen de ağırlaştırmanız gerekiyor. Yani burada mesela beyaz buraya değil de biraz daha yakın oynasa köşeyi net bir şekilde savunacakmış. Burada biraz da zayıf kalmış beyaz. Ama beyaz buradan uzadığı zaman gördüğünüz gibi ilk baştaki şu üçgen taş biraz yavaş yavaş ağırlaşmaya başlıyor. Yani büyüdükçe feda etmesi zorlaşıyor. Çünkü feda ederseniz bu sefer daha fazla puanınız gidecek. O yüzden bu tip taşları ağırlaştırmadan feda etmenizi tavsiye ederim. Burada çünkü beyaz uzadığında siyah o gruba saldırdığında beyaz bu sefer kaçmaya devam edecek. Beyazın gözü yok. Ki zaten net var şu anda da. Diyelim ki neti görmedi siyah. Buradan oynadı. Beyaz ne yapacak o zaman? Bu şekilde kaçacak. Kaçacak. Kaçacak gibi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ağırlaşıyor grup. Ağırlaştığı zaman artık feda etmesi zorlaşıyor. Çünkü çok büyüdü. Artık feda edemem. Yani feda edersem çok puanım gidecek. O yüzden en baştan feda edilebilir taşlar oluyor. Mesela bu öyle bir taş. Bu taşı nasıl kullanabilirsiniz? Tehdit edebilirsiniz bir yerden. Mesela buraya oynayabilirsiniz. Beyaz buraya oynadığı zaman neyi tehdit ediyor? Eğer siyah cevap vermezse bu şekilde bağladığında bu sefer siyahın bu grubu şu anda iki gözü yok. Orada bir de iki göz yapması gerekiyor. Siyahın bu grubu zayıf kaldı değil mi? O yüzden orada siyahı kesmeyi tehdit ediyor bu hamle. Siyah ne yapacak mesela? Buraya oynayıp o taşı alacak ama beyaz bu değişimden bir şey elde etmiş oldu. Ortada biraz daha güçlenmiş oldu beyaz ve siyahın da beyazı alması zorlaştı. Beyazın amacı zaten siyahın ortada güçlenmesini engellemekti. Mesela bu şekilde oynayabilirdi. Burada direkt net var. Direkt bu şekilde saldırmana gerek yok ya. Bunu da oynayabilirsin. Gerçi bu biraz riskli duruyor da. Yani direkt bağlayabilirsin. Şuna da bakalım. Buradan kesme var. O zaman buradan kesiyor falan. Olaylar karışabilir. Direkt bağlasan daha iyiymiş. Şöyle. Şimdi kesiyor beyaz. İşte siyah burayı savunduğu zaman bu sefer orada ölüyor siyah, değil mi? Artık öldü. Aynen. Beyaz da siyahın alanına girmiş oldu. Burada siyahın en baştan oradaki zayıflığı savunması lazımmış. Hemen yapalım. Bunu değil de bunu savunsa yeter.
Burada hala da beyaza saldırmaya devam edebilir bu arada. Ki zaten beyazı öldürmek çok zor dediğim gibi yani. Bu tip boş bölgelerde öldürmek zor oluyor. O yüzden öldürmeye çalışmak yerine yani doğrudan saldırmaya çalışmak yerine dolaylı yoldan saldırsan daha güzel olur. Burada tabii net var. Onu en baştan söyledim de. Ya mesela şu bile olur. Ya beyazın sağ tarafa doğru gelmesini engellersen bir şekilde bak şu dört taş çok güzel duruyor değil mi? Oradaki alan için. Yani bütün tahtayı görmeye çalışın. Çok fazla lokal bakmayın durumlara. Feda etmeyi deneyin. Yani bazen olmayacak. Yani çok büyük feda etmiş olacaksınız ama öğrenmek için denemeye başlamak lazım. Yani oyun içinde şunu deyin yani. Şu grubumu da alsın. O kadar büyük değil. Ben diğer taraftan zıplayayım. Daha büyük alırım falan. Hani bu tip stratejileri kurun. İlla her grubu öldürmeye çalışmayın. Her gruba iki göz yapmaya çalışmayın. Biraz ilerleyelim hızlıca. Burada bu arada güzel bir hamle var. Beyaz burada almış ya. Beyaz bunu da oynayabilir. Snapback var orada. Siyah alsa bile beyaz geri alıyor. Yani bu hamlede oradaki 3 taşı öldürüyor. Aynı zamanda siyahın tek taşını da tehdit ediyor orada. Evet, oradaki siyah grup artık iki göz yapamaz. Soldaki grup öldü. Aynen. Burada artık siyahın şuradaki iki taşı alması olmamış. Burada siyah ne yapabilir acaba? Mesela feda etmeye bir örnek daha vereyim. Burada ben olsaydım şuradaki siyah olsaydım şu iki taşımı feda ederdim. İki taş o kadar büyük değil. Alabilir. Benim alanıma girmemesi benim için daha önemli. Bu iki taşı nasıl feda edebilirim? Mesela buradan atari çekebilirim. Buradan atari çekmem demek, bu iki taşı feda etmem demek, şuradaki beyazın taşını grubundan bağlantısını kesmem demek, değil mi? Benim alanımın içinde kaldı. O yüzden illa oradaki bütün taşlarımı kurtarmama gerek yok. İki taşı feda ettim. Sente'yi hala da elimde tutuyorum. Hamle sırası bende. Kendi alanıma bir hamle yapıp güçlendirebilirim artık. Hatta buradan uzamaya devam da edebilirim. O yüzden bu noktada artık siyahın bir şeyleri feda etmesi lazım. Yani her şeyi kurtarmayı denememesi lazım. Buradaki iki taş o kadar büyük değil. Şu iki taştan bahsetmiyorum. Şu iki taştan bahsediyorum. Bu iki taş o kadar büyük değil. Neden? Bakalım orada siyah bir hamle yaptığı zaman kaç puan elde ediyor sayalım bir. Şu anda içerideki üç siyah taş ölü. Bir onu sayarak başlayalım. Eğer siyah oradaki iki taşı almazsa beyazın orada 3 tane taşı var. 3 de alan oluşacak. 6 puan. Eğer siyah bu taşı alırsa 2 taş almış oluyor. 2 de puan açıldı. 4 puan. Beyazın da 6 puan almasını engellemişti. 10 puan. Yani siyahın şu hamleyi yapmasının puan değeri 10.
Bu tip hamlelerin puan değeri de şunların şöyle, yani zayıf olduğunuz köşeyi güçlendirmenin puan değeri de yaklaşık 20 puan falan. O yüzden şu hamle yerine bile şu hamle bile daha güzel. Şu hamle bile daha güzel. Çünkü puan değeri çok daha büyük. Evet, bu noktada tabii ki önce bir feda etmesi lazım burada. Şu fedayı bir yapalım. Bu noktadan sonra şu taşı almak yerine bu hamlenin puan değeri çok daha büyük. Sayabilirsiniz yani bu arada. O iki yani o oyun içinde o iki taşı alsam şu kadar puan kazanacağım diye sayabilirsiniz. Baktınız ki 20 puan değerinde bir hamle. O zaman evet, köşeyi savunmak yerine belki de alabilirsiniz yani o taşları. Ama böyle iki taş almak, üç taş almak genelde eğer gruplarınızı bağlamıyorsanız ya da ne bileyim çok büyük bir grubu kurtarmıyorsanız, öldürmüyorsanız genelde çok küçük yerler bunlar. Genelde oyun sonuna doğru yapılıyor. Bakalım, devam edelim. Burada evet, siyah burayı kurtarmaya çalışıyor. Siyah için yine şunu söyleyeceğim. İlla bu taşlarını kurtarmana gerek yok. Köşe açık. Bu şekilde bir saldırı hamlesi yapabilirsin. O taşlarını feda edip. Feda etmeyi düşünün oyunlarınızda. Çünkü bu şekilde grup büyüyor. Grup büyüdükçe ağırlaşıyor. Grup ağırlaştıkça feda etmesi zorlaşıyor. Çünkü bu sefer feda edince çok puan vermiş oluyorsunuz. Doğal olarak grup ağırlaştıkça da kurtarmaya çalışıyorsunuz yani doğal olarak. O yüzden hiç böyle büyütmeden zayıf grupları en baştan daha feda etmek daha mantıklı olabilir. Burada evet, beyaz en sonunda köşeye giriyor. Şu durumda tahmini puan ne diyor bakalım. Bu durumda tahmini puan beyaz önde diyor galiba. Siyah önde diyor da siyahın beyazın bir tane grubu var. Ölü değil, onu ölü gösteriyor. Bu durumda beyaz artık önde. Belki de tam şu noktada burayı savunmak yerine şu hamleyi oynayabilir de siyah. Orada beyaz en fazla ne yapabilir? Bakalım. Birkaç tane hamleye burada bakalım en son. Daha sonra bitirelim çalışmayı. Burada bir, beyaz buradan ateri çekebilir. O taşı alırsa siyahın alanına girecek. O yüzden o savunması lazım. Artık beyaz buradan devam edemez. Neden? Çünkü siyah keser. Beyazın bağlaması lazım. Siyah buradan beyazın önünü kapatabilir. Burada beyaz birazcık siyahın alanına girdi. Doğru. Ama en azından şu bölgeye girmedi. Yani siyahın alanına doğrudan girse orada daha fazla alana gidecek siyahın. O yüzden biraz burada beyazın kendi alanına girmesine izin verebilir. Yine isterseniz puan sayalım. Bakalım şimdi. Bu tip hesaplamaları yapmak önemli. Şimdi siyah burayı savundu. Siyah burayı savununca ne oldu? Beyaz oraya giremedi, değil mi? Beyaz oraya en fazla ne kadar giriyor? Bir de ona bakalım. Biraz önce yaptığımıza bakalım.
Beyaz girdi, 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 girdi. Şuraya kadar girdi. Buraya kadar alana girdi. Şimdi bakalım hangi puanları alamadı siyah. Şu puanı alamadı, şu puanı alamadı, şunu alamadı, bunu alamadı, bunu alamadı, bunu alamadı. Değil mi? Başka var mı alamadı? Şunu da alamadı. Yani kaç puanı alamadı burada siyah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman orada beyaz siyahın 7 puanını çalmış oldu. Peki köşeyi savunmanın puan değerine yaklaşık 15-20 puan. Yani burada beyaz siyahın 7 puanını çalmış oldu. Ama siyah 15-20 puanlık bir hamle yaptı. Yani siyah daha avantajlı. Burada beyaz başka ne yapabilir? Mesela buradan kesebilir. Tabii ki o taşı artık savunması lazım siyahın. Çünkü bu taşı alması çok büyük. Bu sefer alana çok daha fazla girebilir. Siyah buradaki taşı savunuyor. Şimdi beyaz ne yapabilir bakalım? Bir, buradan tekrar kesebilir. Uzar. Buradan tekrar kesebilir. Double atari var. Uzar. Şuradan tekrar atari çekebilir. Uzar. Artık beyazın oradaki iki taşı alması lazım. Bu şekilde mesela o bölgeyi feda edebilir beyaz. N2 ile. Bir daha söylesene. N2'de taş var şu anda. Şu an dediğim bölge dolu. Dediğim nokta. N2'de taş var şu anda ama. N12 diyor olabilir misin? Şunu mu diyorsun? M12 mi? L13 yerine. Bunun yerine N12 bu mu? Orada yaşamak yani neredeyse imkansız. Burada beyaz ne yapabilir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Mehmet sen beyaz ol. Ben de siyah oluyorum. Sen o bölgede iki göz yapmaya çalış. Ben de seni öldürmeye çalışayım. Ama bir M12 diyorsun, bir N12 diyorsun. Olmaz öyle. Doğru söyle. Şurası mı? Evet, hayır. Tamam, beyazsın, başla.
Şimdi beyaz göz yapmaya çalışıyor. Ben de engellemeye çalışıyorum. Yani çok şey, orada siyah çok güçlü. Orada çok güçlü olduğu için çok zor yani. O tip bölgelerde iki göz yapmak çok zor gerçekten. O yüzden orası siyahın diyebiliriz. Yani tabii ki de deneyebilirsiniz. Eğer baktınız ki puan olarak geridesiniz, deneyebilirsiniz tabii ki. Rakip hata yapabilir. Sonuçta seviye olarak eşit olduğunuz için bu tip yerleri deneyebilirsiniz. Neden olmasın? Yani çünkü bir yanlışta hemen iki gözünüz olabilir orada. Çok dikkatli olmak lazım. Neyse, sonuç olarak arkadaşlar güzel maç olmuş. Ama sanırım beyaz almış burada. Beyaz önde çünkü. Bir de buradan girmiş. Köşeyi almış. Orada köşeyi alınca zaten bu saatten sonra artık siyah oyunu döndüremez. Sol tarafta şöyle bir bakalım hemen. Şu grubu öldü. Şu grubu ölü. Şu grubu ölü. Şu grubu ölü. Şurada beyazın alanı var. Buraları beyaz aldı. Şu alan komple beyazın. Aynen bu noktada artık beyaz oyunu kazanmış diyebiliriz. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Burada bitiriyoruz. 2 saat doldu. Faydalı bir çalışma oldu mu sizce? Söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Evet, yani yaptığınız maçları incelemek gerçekten çok faydalı. Yani zaten Go'da gelişmenin birkaç tane yolu var. Bir, problem çözmeniz lazım. İki, maç yapmanız lazım. Üç, bazı maçlarınızı da ciddi oynayıp yorumlamanız lazım yani. O yöntem gerçekten çok geliştiriyor. Ben neredeyse her yaptığım maçı, yani internette her oynadığım maçtan sonra bir yapay zekadan bir 5 dakika 10 dakika o maça bakıyorum yani. Böyle hani yarım saat 1 saat olmasa bile nerelerde hata yapmışım diye bakıyorum her maçtan sonra. Yoksa sadece hani eğlencesini oynamış olurum. Ama bir şey bile öğrenince seviyem gelişiyor. Ben de bu arada bir ay önce 2 ay önce falan KGS'de 1 dandım ben de 2 dan oldum. Şimdi bakalım ne zaman 3 tane olacağız. Evet, bugün incelenmemiş lig maçları için video çekeceğim arkadaşlar. Oyun yorumu videosu yükleyeceğim YouTube'a. Şeyde Discord'da da linkini paylaşırım. Zaten otomatik geliyor galiba. Evet, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.